gösteriyor. Bir de şöyle bir kriz yaşıyorlar. O kriz problem işte zaten. 90'lı yıllarda ekonomi kötüye gittiği zaman ne yapardı? Hükümet görev başına geldiği zaman önceki hükümet suçlardı. Birinci zarfta olduğu gibi. Önceki hükümet böyle yaptı. Hatta Süleyman Demirel, yani biz zam yapmadık, biz koltuğun üstünde bulduk, oturalım mı diye düşündük, oturalım diyor. Öyle açıklama yapmıştı. Burada kriz başka. Bir krizi nasıl çözüyorsun? Üç aşaması var bu işin. Teşhis edeceksin nedenini, sonra müdahale edeceksin, sonra iyileştireceksin. Üç aşama. Ortada teşhis ettiğin zaman bir öz eleştiri vermen gerekiyor. 20 yıldır iktidardasın. Şey yapamıyorsun ki, ya bizim DSP, MHP, ANAP koalisyonu yaptı. O yüzden böyle 20 yıl olmuş. İlla bir öz eleştiri vermen gerektiği için iktidar da maşallah burnundan kıl aldırmıyor o anlamda. Son derece şey görüntü, egosu çok yüksek. Hal böyle olunca daha teşhis edilemiyor. Yani sorun daha teşhis edilemiyor ki müdahale edilsin. Şeye muhalefet... Ama zaman zaman söylüyor Nebahattin. Biz kurtardık, paramızı da şey yaptık, bağımsızlaştırdık. Yeni yani ekonomik model diyor. Yani geçmişi biraz şey, ne derler, Babacan dönemine. He, Babacan. Değil mi? Babacan dönemine, hani Babacan yüzünden sıcak para istemiyoruz diyor mesela. Tabii. Türkiye sıcak paradan kurtardık diyor. Hep bir Babacan ayrıldı ya. O Türkiye yani o dönemde çok boşlandı. Çünkü bir yere dövmek zorunda. Çünkü ne yapacaksın ya? Böyle bir kötü gidiş var. İlla sorumluluğu birine atmak zorundasın. Şey diyecek değilsin yani. Siyasetçisin sen. Sorumluluk bana ait. Öyle karakterli siyasetçi henüz bizde çıkmadı. Evet. Ben sorumluluk bize ait. Böyle yaptık. Yanlış sonuç doğurdu vesaire. Diyemiyorsun. Peki o zaman bir şey soracağım. Bir şey söyleyeyim mi? Hı. Erdoğan dedi 2001 krizinin etkileridir bunlar dedi. Dedi evet, ya bunu dedi. Dedi. Bunu evet. 20 yıl dedi önceki ya. Bir krizin etkileri bunlardır bunu da duyduk, dedi. Doğru. Dedi yani. Şimdi Merkez Bankası son toplantısında, para politikası kurulu toplantısında pas geçti. Hı-hı. Faiz indirme beklenmiyordu. Yok, ama yasa, pas 250 geçti. Puan kadar yukarı çıkartır. Yukarı çıkarabilir beklentisi de evet. Dile getiriliyordu. Şimdi merak ettiğim şu, bütün dünyada merkez bankaları duruma bakıp faiz artırma yoluna giderken Türkiye'de Merkez Bankası daha ne kadar süre ya da kaç ay daha sabit tutarak ya da pas geçerek bu süreci geçiştirebilir? Şöyle bir tuhaf avantajı var Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun. Zaten Nurettin Nebati de Ocak ayında şeyle toplanınca, ekonomistlerle toplanınca bunu söylemişti. O politika faiz denilen araç etkisini kaybetti artık. Evet. Şimdi zaten enflasyon olmuş 55. Politika faizi 14. Artık kimse o yani artık makas o kadar açılmış ki 41 puan makas var arada. Şimdi 14'ü 17 yapsan ne olur? 41 puanlık makas oluyor. Veya tam tersi 10 yapsan ne olur? 10 yapsan ne olur ya da. Yani dolayısıyla şey olmadı artık. O artık etkisini kaybetti. Bu ne? Direksiyon yok. Araba kullanıyoruz. Yön veremiyor piyasaya. Yani para politikası diye bir politikası yok artık. Ne yapıyor? Direksiyon yok. Bir yere çarpacağı zaman kur koruması diye bir frene basıyor. Ama illa o frenden ayağını çekeceksin yani. Onun şeyi yok ki. Sonu yok ki. Son derece riskli bir patikaya girmiş durumda. Evet. Kur koruması da yani faiz arttırdı. Tabii. Gizli faiz, faiz arttırdı. Zaten Yeni Şafak ne güzel söylemiş. Ya ona kur, bir bakalım mı? Kur koruması evet, diyor. Senin dikkatini çekti burada. %27 kazandırdı diyor. Ya hiç utanmadan böyle bir manşet atmışlar. Aklım çıktı. İnanılmaz. Diyor ki, yeni şafağı verebilirsek arkadaşlar. Yani faiz %27 mi diyor? Evet. Tabii. 3 ayda %27 kazandırdı diyor. Yani ya, yıllık %100 böyle giderse %100 üstünde. Ve bak şeydeki spottaki ifade çok ilgi çekici. 3 aylık süre sonunda sisteme güvenen vatandaş kazanırken dolar kurundaki artış ile birlikte 100 bin liranın birikimi, 100 bin liralık birikimi vade sonunda kazancı 27 bin lirayı aştı diyor. Vatandaş kazandı dediği de dolar kurundaki artış yüzünden kazandı. Dolar arttı diyor, dolar arttı o yüzden dolara yatırım yapan, aslında dolara endeksli TL'ye yatırım yapan kazandı diyor. Şunu da söylemiyor bak, bu sansür yani, gazetecinin temel ilkesine aykırı yani. Bu 27 bin liranın ne kadarını kamu verecek, ne kadarını banka verecek? 23 bin lirasını kamu verecek bu kişiye, 4 bin lirasını banka verecek. Yani 100 bin lira para yatırmışım 3 ay önce, bu param benim 27 bin lira artmış. 24 bin lirasını 84 milyon toplanıp veriyoruz, 4 bin lirası banka. Şimdi bu faiz,
Açık seçik faiz. Açık seçik faiz. Politika faizine kimse bakmıyor. Bu faiz. Peki o kişinin parası dolarda dursaydı yine aynı olacak. Aynı olacak. Hiçbir yani şey hiçbir fark bu kadar. Olmayacak mıydı? Hatta şöyle bir problem var. Dolarda duran biraz daha çok küçük miktarda biraz daha avantajlı. Neden? Çünkü şimdi ben 100 bin dolar yatırmışım. 100 bin dolar TL'ye çevirmişim. Yatırmışım. Hmm. Ama alış kuruyla satış kuru arasında minimal bir fark var. Evet. Şimdi dolayısıyla ben 100 bin dolar yatırıyorum ama çekerken 99.2 bin dolar çekiyorum. O yüzden böyle küçük de dolar cinsinden değerlendirdiğimiz zaman küçük bir maliyeti de oluyor. Şimdi o maliyeti de kapatmaya çalışıyorlar. İşte yok vergiyi şimdi almayalım, şu almayalım. Şimdi o kadar zorluyorlar ki kur korumalı mevduatı. İşte önce hem tüzel kişilere hem işte diğerlerine bazı avantajlar sağlandı. Sonra altını dahil ettiler. Sonra yuvam hesabı açtılar yurt dışındaki hesaplar için. İşte Türkler, Türk vatandaşları ve herkes dediler. Şimdi vergiyi kaldırdılar. Burada daha başka atabileceği adımlar var adım mı? Kur korumalı mevduata gel demek için. Ya bir kere bu kur korumalı mevduat dediğimiz şeyi şöyle düzeltelim ya. Bu dolara endeksli TL'dir ya. Tabii. Dolara endeksli TL bu yani. Sen ne yapıyorsun? Dolar alma kardeşim. Ben sana TL al. Tabii. Ben onu dolara endeksliyorum diyorsun. Değişen bir şey yok ki. Ha dolara koymuşsun ha TL'ye koymuşsun gibi bakıyor vatandaş da. Burada düzenlemeyi sürekli hale getiriyor. Çünkü sorun şu. Dolar yükseldikçe sistemin riski büyüyor. O zaman dolar endeksi TL'ye geçenlerin sayısını arttırmak lazım. Ne yapıyor? Gerçek kişiler de gelsin. Tüzel kişiler de gelsin. Tüzel kişiler 6 aylık da 3 aylık da gelsin. Şimdi asıl tehlike ama tabii Financial Times'ta da haber oldu bu iş. Yabancıları da yuvam hesabı. O çok tabii son derece önemli düzenleme. Yabancıları da artık buraya. Şimdi kim gelir ki? Ben onu da bir yerde okudum. Kim bir ekonomist demiş ki ya kimse gelmez. Kimse gelmez. Ne gelsin ama, demiş. Ama şöyle bir şey var abi. Şimdi... Çünkü yabancının işi TL ile değil ki dolarla. Dolar. Burada doları arttıran bir uygulama yok. Ya ben 1 milyon dolar getiriyorum Türkiye'ye. O 1 milyon 100 bin dolar olmuyor. Evet. Türk lirası cinsinden artıyor belki ama o 1 milyon dolar yine 1 milyon dolar oluyor. İddia şu yani bu konuşuldu. Acaba bu mu diye kurcalanıyor. Nedir? Ya bu Rus oligarkların paralarını koyacak yer var. Yer yok. Bir şekilde Rus oligarkların paralarını alalım tutalım. İşte çeşitli opsiyonlar açalım, kur koruması yapalım vesaire falan filan. Çünkü Rus oligarkların parasını Türk lirasına çevirmeleri hiç mantıklı değil. Değil. Sonra tekrar dolara dönünce çünkü çok dolara büyük. Döndüğü zaman çok ciddi zarara giriyor. Ha, o sen... yüzden ne yapabilir? Rus oligarkların veya işte bu savaş ikliminde sadece oligark demeyelim, popüler ifade olduğu için oligark diyorum. Bu savaş ikliminde bir biçimiyle değişen parası olan. Aynen, sermaye transferlerini bu şekilde ilgi çekici hale getirebiliriz gibi bir düşünce var ama sistem peki riski bir şey sürekli soracağım. Arttırıyorsun onlar yani. Daha rahat bir şekilde Avrupa'daki paralarını Türkiye'ye getirebilirler mi? Avrupa şöyle abi bunlar... Bunlar çoğu bloke. Bloke ama bunların toplamda resmi kayıtlı 360 milyar dolar paraları var bu Rus oligarkların. Yani 100 milyon dolardan fazla parası olan oligarklardan bahsediyorum. 360 milyar dolar. Ama 360 milyar dolar bu kayıtlı. Hani hali hazırda meşru bankalarda duran. Fakat asıl para nerede? Offshore'da. Seyşeller'de, Menadası'nda, Cayman Adası'nda vesaire. Onlarda ciddi bir finansal gizlilik var. Ne kadar parası olduğu bilinmiyor. Ama yanılmıyorsam Kredi Suisse verileriydi. Toplam para 800 milyar dolar diyor. 360 milyar doları. Ama offshore'dakiler el koyma durumu yok. Yok, mümkün değil. Onlar zaten mümkün, evet. Offshore'un mantığı. Tabii. Offshore'da kimin ne kadar parası olduğu belli olmadığı için o parayı belki bir şekilde oradan iştah açıcı bir şey olabilir. Gayrimenkuller satılıyor şu anda mesela ellerinden Ruslar. Avrupa'daki gayrimenkulleri hızla ellerinden çıkarmaya çalışıyorlar. O yüzden hatta bu lüks gayrimenkul fiyatları aşağı inmeye başlamış durumda. Bütün Ruslar çıkartınca yarın öbür gün bir şey olur diye. Onlar nakite geçiyor. Şimdi o nakit nereye gidecek? Böyle. Ha buradan bir şeye yapabilir. Buradan bir şey yapılabilir mi falan filan diye böyle bir dert var ya. Yani. Şey de görelim mi? Dün sosyal medyada çünkü çok paylaşıldı. Bu yağ kuyruğunda bekleyenlere arabayla geçerken arabanın camını açıp Domra şarkısını dinletenler vardı. Zamlar, hayat pahalılığı, yoksulluk içinde debelenirken halk ve maalesef işte yağ kuyruğuna, et kuyruğuna, ekmek kuyruğuna girmek zorunda kalırken yoldan geçen birileri arabanın içinde o insanlarla alay etti. Sonuna kadar arabadaki müziğin sesini açıp Dombra şarkısı, AKP'nin seçim müziği, seçim şarkısı Dombra'yı dinletti ve ot yiyin ot diye bağırdı. Vallahi eskiden de yağ kuyruğuna giriyorduk ya.
Neyse olur olur. Daha eskiden de ya uyruna gidiyorlarmış. Olsunuz. Sahip oyalarımız. Rezalet. Yani... Sadece ekonomi çökmemiş. Ahlak da çökmüş. Ahlak da çökmüş. Yeni Türkiye. İşte yeni Türkiye. Ahlak çöküntüsüdür. Yani evet. Sen oradaki insana bir partinin hani seçimde kullandığı müziği çalarak bu hale yapıyorsun bir ahlak çöküntüsü. Bir ironi mi var yoksa doğrudan AK Parti şey mi var? Onu ben de düşündüm. İlk izlediğimde düşündüm ki şey mi burada bir